Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restore ediliyor. Evet, 6 Şubat depreminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bağlı birimi olan Gaziantep Kalesi'nde 6 Şubat depreminden sonra ilk yaptığımız incelemelerden birisi burasıydı. Rölev ve Anıtlar Müdürlüğümüz ile birlikte depremin ilk günü alanda incelemeler yapmıştık. Tabii ki sabah depreminden sonra bir de aynı gün öğlen 1.30'da bir deprem oldu. Hasar tespitlerimizi yapmıştık. Bunları sıcağı sıcağına Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, Bakanlığımız Kültür Varlık ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzle devamlı istişare halinde durum raporlarıyla bildirdik. Tabii depremin o ilk sıcak anında can güvenliği açısından öncelikle can güvenliği tedbirlerimizi almıştık. Daha sonra bakanlığımızın talimatlarıyla özellikle Gaziantep Kalesi'ndeki burçlarımızda ve diğer yapılarda olan depremden zarar gören taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki özellikle yazıtlarımızın, kitabelerimizin, mahmuzların bulunduğu alanda ki kültür varlıklarımızın tasnifini yaptık. Bakanlığımızca, Genel Müdürlüğümüzce bir bilim kurulu heyeti oluşturuldu. Gaziantep Arkeoloji Bölüm Başkanı, Gaziantep Üniversitesi'nden Atilla Engin, Profesör Doktor Atilla Engin hocamız ve ekibiyle beraber Müze Müdürlüğümüzün koordinasyonunda burada belgeleme çalışmaları yaptık. Bütün kaledeki kültür varlığı niteliğindeki özellikle envanterlikteki eserlerin hepsini tek tek belgeleyip bunları Zeugma Mozaik Müzemizdeki depolarımıza yine restorasyon ve konservasyon tedbirlerini alarak eserlerimizi tek tek paketleyerek jeotekstillerle sararak restorasyon öncesi yaptığımız çalışmalardan biriydi. Genel Müdürümüzün talimatlarıyla bunları raporladık. Bakanlığımıza bildirdik. Ve Mayıs ayı sonunda da Gaziantep Rölev ve Anıtlar Müdürlüğümüzce de kaleyle ilgili bir proje yapıldı ve ihaleye çıkıldı. Şu an ihale süreçleri de bitti ve Gaziantep Kalesi'nde Rölev Müdürlüğümüzden denetiminde
Şu an restorasyon çalışmaları devam etmekte. Antep'imizin en önemli eserlerinden olan Gaziantep Kalesi birinci önceliğimiz olarak yatırım programına bakanlığımızca alınmış ve gerekli hızlı bir şekilde yetkilendirilerek bize ihale yetkisi verilmiştir. İhale yetkisini aldıktan sonra hemen ihale sürecini tamamladık, ihaleyi yaptık. İdare iznine istinaden şu an etekteki taşlar, kaledeki düşme tehlikesi olan sur taşlarının hepsinin toplanmasına başladık. Dolayısıyla bunun süreci yaparken de kurula röle ve restitüsyon ve güçlendirme projeleri sunulacak. Nihai kaleyi eski haline getirmek için de tüm çalışmalara hızla devam edeceğiz. Süreç olarak 2024'ün Kasım'ın ilk haftasına kadar süre verdik. Kalenin üst taraf tamamını, sur kısımlarını elden geçirerek inşallah kaleyi eski haline dönüştüreceğiz. Ve bu harabe ve yıkıntı görüntüyü Antep'imizden kaldıracağız. Hedefimiz o. Hızlı bir şekilde bunu, yani tarihi o verebiliriz ama bu süreci hızlandırmak için de elimizden geleni yapıp hızla turizme kazandırmak, turistik kaleye çıkarmak hedefimiz zaten. Daha sonra ikinci aşamada da aşağı etekler kısmında turisti engellemeyecek yerlere girip kalenin tamamını elden geçirmeyi planlıyoruz.